Birçok insan Half-Life 3'ün çıkmasını beklerken ben Portal 3'ün çıkmasını bekliyorum. Yani Half-Life 3'ün çıkma olasılığı yine var olsa da Portal 3'ün çıkma olasılığı bir hayli az. Muhtemelen boşuna bekliyorum ama yine de içimde bir umut yok değil. 2007'de ilk oyununu çıkartıp 2011 yılında ikinci oyunuyla devam eden bu seriye bir üçüncü oyun daha gelseydi güzel olurdu. Ufak tefek bir hikaye karmaşıklığı olabilirdi belki ama en baştan başka bir hikaye de dizip üçüncü oyunu çıkartabilirlerdi diye düşünüyorum. Tabii Gabe amcamız bizden daha iyi biliyordur, ona lafım yok. Oyun mecrasının atalarından olan Valve'ın sahibi kendisine de olsa. Oyun bilgisinde ona değil de kime güveneceğiz ki? Ama olsun ya, şimdi iki gıdım hayal var, onu da yok etmeyin lan. Lafı çok dolandırmayalım. Bugün Valve'ın en sevdiğim oyun serisi olan Portal'ın 30.000 IQ gerektiren ikinci oyununu inceleyeceğiz. İyisiyle kötüsüyle nasıl bir oyundu hızlıca ona bakacağız. Oyunda bahsedilecek çok bir şey olmadığı için muhtemelen epey kısa bir inceleme olacaktır ama dozunda olsun yeter. Benim küçüklüğümden beri portallarla alakalı şeylere hep ilgim vardı. Hatta çok net hatırlıyorum oynadığım ilk oyunun Mario Portal olduğunu. Yani dolayısıyla o yıllarda da Portal oyunlarını hep merak edip oynamak istemişimdir. Ha, oynayabildim mi? Hayır. Neden bilmiyorum ama bir türlü elimde oynama fırsatı olmadı. Oyun kültürüm de kısıtlıydı tabii o zamanlar. Hep aynı şeyleri falan oynuyordum, belki de o yüzdendir. Sonuç olarak Portal'ı 2020 yılına kadar oynayamadığımı belirtmek isterim. 2020 yılında ise Tanrı'nın bana oyunu göndermesiyle oyunu oynayabilmiştim. Ve o aşırı iyi tasarlanmamış, yarım yamalak ilk oyunu bile bir hayli beğenmiştim zamanında. Şu an oynasam yine beğenirim herhalde. Orasını bilmiyorum. Sonra dedim ben ikinci oyunu da oynayayım. Onu da oynadım ve onu daha da çok beğendim. Artık oyunda iki karakter değil, üç karakter vardı. Grafikler mantıken çok çok daha iyiydi. Bunun yanında artık sadece boş boş bulmacalar çözmek yerine ortada dönen garip hikayeyi de çözmeye çalışıyorduk. Kısacası ikinci oyun ilk oyunun üstüne çok şey koyuyordu. Oyunun hikayesinden vesaire bahsetmeden önce şunu baştan belirteyim. Eğer bu tarz bulmaca oyunlarını seviyorsanız bir daha şey pardon. Eğer bu tarz bulmaca oyunlarıyla aranız yoksa bu oyuna baştan bulaşmayın. Çünkü oyunun ikinci yarısından sonra bulmacalar bir tık zorlaşmaya başlıyor. Benim gibi beyin yerine kafasında çiğnenmiş çilekli sakız bulunan biriyseniz kafayı yersiniz söylemedi demeyin. Şimdi Portal 2'nin hikayesi oyundan anlayabildiğim kadarıyla şöyle. Oyunda biz bir kobay faresiyiz. Aperture isimli bir laboratuvarda portal silahıyla bazı testlere tabi tutuluyoruz. Ve bunları çözmeye çalışıyoruz falan işte. Sonra Caroline diye biri mi ne varmış öyle bir şeylerden bahsetti oyun ama gram bir şey anladığımı zannetmiyorum oyunun bahsettiklerinden. Onu da kendi aptallığıma veriyorum. Kısacası ortada hem aşırı basit hem de bir hayli karmaşık bir hikaye dönüyor dediğim gibi. Portal 2'deki karakterlerden söz edecek olursak az önce de bahsettiğim üzere 3 adet karakter bulunuyor. Birisi ana karakterimiz olan ismini bilmediğimiz bir kadın, diğeri GLaDOS isimli bir robot, bir diğeri ise Whitley adında bir robot. Yani tek insan biziz kısacası. Bu iki vatandaş bizi kuklaya falan döndürüyor böyle. Kelimenin tam anlamıyla bir kobay faresiyiz yani. Neyse. Şu Valve oyunlarında oldum olası en çok beğendiğim olay espiritüel bir tarz sunmasıdır. Karakterlerin genelde pek de bir ciddiyeti olmaz. Çok ciddi konularda bile bir anda espri falan araya sıkıştırırlar vesaire. Bu tarz şeyler hoşuma gidiyor açıkçası. Çünkü oyun tamamıyla ciddi olunca bir içim kararmıyor değil kendince. Valve, diğer oyunlarında da olduğu gibi Portal 2'de de çok ciddi bir sunum barındırmıyor. Karakterlerin ve yaşanan olayların ciddiyetten uzak olması hoşuma giden bir olay oldu. Karakterlerden sonra bölüm tasarımları Portal 2'nin en önemli hususlarından bir tanesi tabii. Bölüm tasarımlarında yani oyunun adından da anlaşılacağı üzere portal silahımızla bir yerden bir yere iletişim sağlayıp bulmacaları çözüyoruz. En başta da dediğim gibi bulmacalar ilk başta tek düze, sıradan ve kolay ilerlerken bir müddet sonra hakikaten kafa karıştırmaya başlamıyor değil. Portal'ın ilk oyununda bu olay yoktu mesela. Bölüm tasarımlarının tamamı kolaydı. Rahatlıkla geçebiliyordum ama ikinci oyunda herifler yememiş, içmemiş bulmacalara yoğunlaşmışlar. Oyun sadece portal açmadan ibaret değil mi diye merak edenler olursa diye söyleyeyim alakası bile yok. Oyunda portal silahı sadece bir araç. Asıl bulmacalar bambaşka mekanikler üstüne kuruldu diyebilirim. Hazır söz etmişken azıcık da mekaniklere değinelim. Oyunda portal silahının yanı sıra ihtiyacımız olan belli vahşi şeyler daha var. Kutular, taretler, sıvılar vesaire. Kutuları zaten biliyorsunuzdur, o yüzden çok üstünde durmama gerek yok. Belli butonlara basılı tutmaya yarayan dörtgen şeyler işte. Taretler lazer görüşe sahip ve sizi gördüğü gibi taramaya başlayan küçük robotlar. Sıvılar ise en önemli kısım. Sıvılarla işimiz oyunun ikinci yarısına doğru başlıyor. Oyunda 3 farklı sıvı bulunuyor. Mavi olan sıvı sizi daha yükseklere zıplatmaya, turuncu olan sıvı sizi daha hızlı yapmaya ve beyaz olan sıvı portal açamadığınız zamanlarda portal açmaya yarıyor. İşte portal silahı kadar önemli olan bir başka şeyler de bunlardı.
Ha, kullandığımız nesneler vesaire elbette bu kadar değil ama bunlar en önemlileri olduğu için sadece bunlara değinmek daha doğru olacaktır. Fiziklere gelecek olursak, yani portalda ne fizik olmasını bekliyoruz emin değilim. Fizikler hakkında nasıl bir yorum yapabilirim onu da bilmiyorum. İşte belli başlı duvarlara portal açmanız mümkün değil çünkü portal silahı o duvarlarda işlemiyor. Ondan sonra bir portaldan başka bir portala ne kadar yüksek bir yerden atlayıp geçerseniz kazandığınız hızı o kadar fazla oluyor falan. Kısaca böyle bahsedebilirim fizikler hakkında. Grafiklere ve optimizasyona geldiğimiz ise yine Valve'ın alnından öpmek istiyorum. Grafikler zaten muazzam. Optimizasyon da hatırı sayılır şekilde iyi. Bundan önceki ekran kartımla bile en az 40 FPS falan alabiliyordum en düşük ayarlarında dahi. Yani sonuç olarak optimizasyonda grafikleri de sağlam. Zaten Valve'ın optimizasyonları genelde hep iyi oluyor. O yüzden çok da şaşmamak lazım. Ve işte Portal 2 böyle bir oyundu. Elimden geldiğince incelemeyi uzun tutmaya çalıştım ama en fazla bu kadar oluyor. Oyun hakkında konuşulacak çok bir şey yok çünkü. Sadete gelecek olursak bu oyunu oynayın ama öncesinde Portal 1'i oynayın. Belki az buçuk hikayeyi o zaman sökebilirsiniz.